burada seçeceğimiz adaylar çok önemli. Tabii ki her partinin hedefi büyüktür ama biz mutlaka büyük şehri almak için çok çok çalışmamız gerekiyor ve çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko Ayşegül Kalaycı ile gündem programına konuk oldu. Konsensus sağlandı ve devam. CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko altılı masadaki son durumu yorumladı. Maalesef orada ittifak ortaklarımızdan bazılarının davranışları gerçekten seçim sürecini yaraladı. Sayın Genel Başkan Meral Akşener kendi görüşlerini söylüyor. Çok doğal. Yani sonuçta birlikte girdiğimiz bir seçimi kaybettik. Ama geriye dönük eleştirmek bence çok hakkaniyetli bir şey değil. Bizim ittifaklarımız da seçime yönelik yapılan bir ittifaktı. Dediğim gibi şu anda ittifak var mıdır? Evet, şu anda resmi olarak bir ittifak yoktur. Seçimler yapılır ittifak. Gerekirse yapılır gene. CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko 30 Eylül'de gerçekleşecek olan il kongresinde yorumladı. İl başkanı toparlayıcı olacak. Önümüzdeki yerel seçimlere hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kardeşi gibi gören, partinin üzerindeki içinde bulunduğu işte bu depresyon durumu dediğimiz, umutsuzlukların kırıldığı durumu ortadan kaldıracak bir arkadaşımızın olması lazım. CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve parti örgütü arasındaki ilişkiyi de yorumladı. Tabii ki işte geçen hafta İzmit İlçe Başkanımız seçildikten sonra Fatma Hanım davet edildi oraya. Ya da davet edildi değil de tebrik etmeye gitti. Orada gayet iyi bir fotoğraf verdiler. 20 yıldır bu şehri yönetmeyen bir belediye aldık. Belediyemiz yoktu. Belediyeyi alınca tabii ki bir takım beklentilerimiz oldu. Yani Fatma Hanım'dan örgütümüzün de beklentileri oldu. Fatma Hanım da otomatik olarak Türkiye'de işte bu konuda çok tecrübesi de yok. Yani milletvekilinden oraya gelmiş. Dolayısıyla o konuma da belki hazır değildi. Ama geldiğinde kendisini böyle bir istekler havuzun içinde buldu. Dolayısıyla bazı insanlara kırmıştır. Belki istemeden de kırmıştır. Dolayısıyla bunlar bir takım tepkiler oluşturdu. Ama biz yerel seçimlere giderken birlik ve beraberlik içindeyiz. Yani eğer Fatma Hanım aday olur, Fatma Başkan aday olur, projelerini eğer vatandaşta yeterli karşılığı bulmuşsa devam eder. Onun için ben şu andaki konumuyla Fatma Hanım'ın toplumdaki karşılığının olduğunu görüyorum. Evet, zaman zaman serzenişler olmuyor mu? Oluyor. Bana da söylüyorlar. Bazen yaptığı davranışlarında çok böyle negatif olduğunu düşünmüyorum. Evet, bazı davranışlar bana da kusurlu geliyor. 9 kusurlu hareketten birisi oluyor ama sonuçta hoş görmek lazım. CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde ön seçimin gerekli olduğunu vurguladı. Her yerde söylüyorum. Gücüm yettiğince ön seçim diyeceğim. Özellikle yerelden başlatacağım. Mutlaka kendi logosuyla girecek zaten. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü Türkiye'nin lokomotif partisidir Cumhuriyet Halk Partisi. Muhalefetin lokomotif partisidir. Onun logosundan vazgeçmesi diye bir şey mümkün değil. CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko yerel seçimlerde büyük şehri kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Burada seçeceğimiz adaylar çok önemli. Tabii ki her partinin hedefi büyüktür ama biz mutlaka büyük şehri almak için çok çok çalışmamız gerekiyor ve çalışacağız. Hedefimiz büyük şehir.